Onun haricinde özel hayatında da gireyim mi? Nasıl oldu o yaş? Yavrum sen bir yerlere gireyim mi dediğinde biz hepimize bir endişe basıyor. Nereye girecek benim acaba diye. Bir zamanlardaki kız arkadaşım evet. En yakın arkadaşım. Bir zamanlar dedi en sonki kız arkadaşı çok yakın. Zaten 10 yılda bir tane oldu. Evet aynen o da öyle. Nasıl denk öyle. Geldi onu da ben de bilmiyorum ama. Benim de çok yakın kız arkadaşım. Olsan da güzel bir aşka yelken açtılar. Sonra benim ilişki... İlişki içerisinde birbirlerini tanıdıkça aslında ayrı dünyaların insanları olduklarını fark ettiler ve ayrıldılar. Benim, ama hani bizim paylaştıklarımız... Bak benim kendi programım var. Ben orada ben anlatırım bunu. Yapma bunu şu anda. Yok. Yani bizim öyle de bir şeyimiz var aramızda. Hani birbirimize bir şeyleri anlattığımız zaman beynimiz rahatlıyor. Öyle gerçekten. Hani anlıyoruz birbirimizi çünkü. Burası kabare sonuçta. Anlatabiliyor, sonuç. Anlıyorum çünkü adam. Yani birçok etrafındaki insana anlatamadığı şeyleri anlatabildiği için biz bu kadar birbirimizle hani böyle ama sanki birlikte gibi oldu. Öyle oldu gerçekten. Evet. Tam olarak bu hakikaten. Şu fırından söz edelim. Diyemedim. Ben ona fırına takıldım. Fırını satıyoruz. Peki siz beraber fırın sattınız. Evet. O zaman en son birlikte olduğu kız arkadaşı evet. Yoktu. Yoktu. Doğmamış mıydı? Yok, benim kız arkadaşımdı. Ama o zaman tanışmıyorlardı. O zaman onlar tanışmıyorlardı. Tabii, kaç sene önce, 4-5 sene önce sattık biz o fırını. Tabii. Peki siz fırın satarken birbirinize hiç kanınız ısınmadı mı? Yoksa hep baştan ayrı dünyaların insanları olduğunuzu biliyor muydunuz? Sen sevgili yapacaksın bize. Öyle bir dünyamız yok bizim. Biz hiç o gözle bakmadık. Ya ben niye yapayım benim böyle bir şeyim yok. Ama kan ısınması derken bizim zaten bildiğimiz kanımız birbirine ısınmış. Ya ne güzel oğlan ne güzel kızsın. Belki fırın satarken fırın da ne güzel bak manidar. Yani mercimeği fırına vereceğine bağlayacak. Onun için ama o zamandan yani şimdi de şu açıdan söylüyorum. Şu açıdan sen benim aklımı daha anlamadın. Şu açıdan söylüyorum. Kız arkadaşınla sevgiliydi. Dünyaları ayrıydı. Ayrı yönlere gittiler. Evet. Şimdi sen kız arkadaşının kız arkadaşı olarak onunla dolaşıyorsun. Onun programından çıktınız. Benim programıma geldiniz ya. Dün de onunla birlikteydim. Tamam anladık. Bu da seyircide bir garipseme olmasın olmaz. Diye. Olmaz. Bunlar anlatıyorum. Çok doğal şeyler. Altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Yani daha önce fırın satarken olsa olurdu diyorum. Öyle hiç aramızda hiç... Öyle ben bir enerji zaten olmadı. Hiç konuyu da anlamadım. Yani konu bittikten sonra dahil olmayı tercih ediyorum. Hayır. Ya daha önce fırın satmışsınız, hiçbir şey olmamış aranızda. Evet. Sonra senin kız arkadaşın onunla çıkmış. Evet. Şimdi de beraber dolaşıyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. Evet. Tamam onun altını çizdim. Ne olmasını istiyorsunuz? Bir şey olmasını istemiyorum. Bana ne? Benle mi oluyor? İkinizin arasında oluyor. Benim ama biz olmamışız da siz niye bir şey olmasın? Oldurmuyorum ki ben. Ben ne oldu? Neyi oldurabilirim? Benim etim ne, butum ne? Efekti olabilir şimdi. Buket Hanım biraz önce anlattı ya burada kapalı kapılar ardında olan şeyler, medya sektörü, artık sosyal medya da yeni medya olduğu için insanlar medyaya başka oynayıp başka gösterip kendi hayatlarında başka takılıyor olabilirler diye düşünürler. İzleyiciler, seyirciler. O yüzden ya bunu, bak bunun sevgilisi onun arkadaşıydı. Bunlar niye beraber takılıyor asla. Kırmızı falan çizgim. Falan diyebilirler. Hiç sevmem yani. Öyle şeyleri. Birader şey beni niye o zaman? Beni ben niye bir şey sorabilir miyim? Beni niye sen hiç yapamıyorsun bu işleri. Beni niye kahrediyorsun? Telefonu bağlayalım mı? Biz niye ayrılmışız? Konuşalım. Hayır. Benim suçum ne o zaman ki ben işte bak ne kadar cici arkadaşlar diye altını çizince bana hep yapıyorsun. Ama sen cici arkadaşlıktan başka bir yere evirmeye çalıştın lafı. Ama sen yanlış bir noktadan girdin. Şöyle diyeceksin. Ben niye sürekli yanlış anlıyorum ya? Hayır sen değil Okan bu sefer. Dur şimdi kaçma şöyle, nereye sen gidiyorsun? Sen söylesen sorulması gereken soru şu. Sen ikisinin de yakın arkadaşısın. Evet. Bunlar ayrıldı. Evet. Kız sana demiyor niye mu? Niye mahkemede gibi konuşuyorsunuz diye. Bağıra bağıra canım? Diyemez. Buket Hanım öyle değil. Olaylar şöyle değil. Şöyle öyle de oldu. Okan'la görüşürsen benimle arkadaşlar. Bu eğer örnek olacaksa bu anlattığım şey insani olarak herkese örnek olsun. Ekran başındaki ve burada bulunan herkese. Tamam. O benim ayrı yerden arkadaşım. O benim ayrı yerden arkadaşım. Onlar zaman içerisinde bir yerde buluşmuşlar. Bir münasebetleri olmuş. Ondan sonra ikisi anlaşamadıktan sonra ayrıldıktan sonra ben ne erkek tarafı olurum ne kız tarafı olurum. Ben ikisiyle de ayrı ayrı görüşürüm. Beni hiç alakadar etmez. Kız da benim çok yakın arkadaşım, o da benim çok yakın arkadaşım. Ben ondan da ilişkiyi dinledim, ondan da ilişkiyi dinledim. Ama onun bana onu anlatmamasını istediğim hiçbir şeyi anlatmadım. Aynı şekilde onu da oraya taşımadım.